Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile Teğet Ayeti Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda da sayfa numarası 132 ve 133'ü çözeceğiz. Haydi bakalım, çözümlere başlayalım. ABCD yamuk verilmiş, burası 100 verilmiş, bir de BC AD artı AB'ye eşit verilmiş. Tamam, AD'ye bir A diyelim. AB'ye de bir B diyelim istersen. BC uzunluğu neymiş? A artı B'ye eşitmiş. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girecek. Ne yapıyorduk? Paralel kenar oluşturuyorduk. Şöyle bir paralel kenar oluşturursam ben. Hocam bu ne demek? B ise karşı taraf B. A ise burası da A demektir. Tamam, A artı B'ydi. O zaman buraya da B kaldı. Aa, ne çıktı burada? X kenar. 100 ise karşısında 100'dür. Buraya 80 kaldı. Hocam X kenar çıktı ya. Tepe açısı 80 derece. 180'den 80 çıkart. 100. 2'ye böl. 50-50 çıkar. Yani cevabı 50 olarak buluruz. Birinci soruda geldik 2'ye. Şimdi burada 24 falan filan verilmiş. AD uzunluğu 24 de verilmiş burada. Burada verilen bilgileri de kullanacağız. Hocam kenarlar işin içinde. Buradaki 90 derece niye çizilmiş? BE uzunluğu. Tamam, yükseklik isteniyor bizden. Vallahi hep kenarlar işin içine girmiş. Hocam şuradan da bir dik çizsek bir işimize yarar mı? Yaramaz. Buradaki uzunlukların nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sıkıştık. Sıkıştığımızda ne yapıyorduk? Paralel kenar oluşturduk. Hadi oluşturalım bakalım. Sadece bütün kenarlar verilmiş. Ya tercihimiz hem kenar hem de açı verildiğinde, ama burada yapacak bir şey yok. O zaman şöyle paralel kenar oluşturalım. Oluşturdum paralel kenarı. O zaman 9 ise karşısında 9, 12 ise burası 12. 24'ten 9 çıkınca buraya 15 kaldı. Ana, ne çıktı? 9, 12, 15 üçgeni. Yani şu üçgen bir dik üçgen değil mi? 3, 4, 5'in katı olduğundan dolayı. Evet. Yani burası 90 derece. Dikten dik çizilmiş H isteniyor. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece hipotenüse ait yükseklik eksikse alandan gidiyorduk. Alan. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 15 çarpı h bölü 2. Aynı zamanda dik kenarlar çarpının yarısı değil mi? 9 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti. 3'e bölsen 3. 3'e bölsen 5. H da buradan 36 bölü 5 çıkar. 2 ile genişletsen 72 bölü 10'u yapar. Yani cevap 7,2 yapar. Cevap E dinamit oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi bize AC'yi 9 vermiş. AC uzunluğu 9. Eyvallah. Şurası 9. Sonra öbürünü kaç vermiş? Şurayı da 12 vermiş. BD'yi de 12 vermiş. BC'yi de 11 vermiş. Tamam. BC'yi de 11 kullanacağız. Hocam köşegenler dik kesiyor. Ben burada dik kesmesiyle ilgili bir şey bulamıyorum ki. Ne yapacağız burada? Arkadaşlar biz normalde içeride paralel çiziyorduk ya. Köşegenleri dik kesen bir yamuk gördüğün zaman da köşegenlerin dik kesmesini kullanmak demek aslında dik üçgen kullanmak demektir. Alan sorulursa ayrı. Köşegenler çarpımının yarısı deriz. Ama burada alan sorulmuyor. Ne soruluyor bize? Ya uzunlukta soruluyor. AD uzunluğu x soruluyor. Uzunluğu bulmak için dik üçgene karşılık getirmem lazım. Biz normalde dikdörtgene yaparak biz bunu dikdörtgen yaparak dik üçgene karşılık getiriyorduk, ama burada yamukta karşılıklı kenarlar paralel ya. Paralel kenar çizerek de dik üçgen oluşturabiliriz. Bu nasıl olacak? İçeriden paralel kenarlı olmuyor bak. Bu sefer dışarıdan olacak. Ya bu köşeden böyle paralel kenar oluşturacağız ya da bu köşeden böyle paralel kenar oluşturacağız. Kırmızıya ya da maviye paralel çizerek yapabilirsin. Hadi ben ilk buradan çizdim. Şöyle bir paralel kenar oluşturayım. Mavi ile mavi paralelse 12 ise burası 12 oldu paralel kenardan. Hatta burası 90 ise önünde eşitten 90 olur. Madem paralel kenar x ise burası da x mi oldu? Evet. Bak ne çıktı karşımıza. Hocam dik üçgen. 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgeninden burası 15 yapar. O zaman x'e de 4 kalır. O zaman 3. soru Cihan oldu. Geldik 4'e. Evet, şöyle bir katlama verilmiş arkadaşlar. H1 bölü H2'de 1 bölü 3 verilmiş. H1 nerede? Ha, şurada. Tamam, katlamayı ne yapıyorduk arkadaşlar? Eski haline geri getiriyorduk. Hadi bakalım eski haline geri getirelim şöyle. O eski haline geri getirdik şekli. Şimdi katlamada üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit olacak değil mi? Şimdi yükseklikle alakalı bir şey verilmiş ya. H1 bölü H2 1 bölü 3 ya. Hocam burası 1'e 3 ise o zaman burası A ise burası 3A mıdır? Evet. Şimdi bu kenarla bu kenar üst üste binen kenarlar olduğu için burası 4A ise burası da 4A oldu mu? Oldu. Katlamada bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam şunlar paralel verilmiş. Yönde eşitlikten dolayı burası noktaysa nokta. Z'den dolayı da burası da nokta yaptı. A x kenar çıktı. Burası A oldu. Yani biz ne bulduk arkadaş o zaman burayı? Şurayı 4A bulduk. Burayı da A bulduk farkındaysan. AB uzunluğu isteniyor benden. Yani şöyle bir yamuk var elimde. Ve bu yamukta şurası 7. Burası A. Burası 4A. Burası da 3. Ne yapıyorduk? Şuradan şuraya. Ne kadar artış var? 4 artış var. A. 4A'da 4 artış varsa. A'da kaç artış olur o zaman? Hocam 1 artış olur. 7'den 1 arttırırsak burası da kaç çıkar? 8 çıkar. Yani güzel bir soru. Evet, cevap Akça oldu. 4. soruda geldik 5'e. Ya eşitlik gördüm. Benim aklıma direkt orta taban gelir kardeşim. Ya böyle orta taban çizeceğim ya da böyle dışarı doğru çizeceğiz. Vallahi orta taban mantıklı geldi bana.
Çünkü oranı kullanmak lazım. Oran kullanmak demek orta tabanda oluyor. 11 artı 19. 30 bölü 2'den 15 burası. Hocam burası ne oldu? 18 ya. Orta taban çizgisi olduğu için 9 9 oldu. 9 15 ne üçgeni? 9 12 15 üçgeninden burası 12 çıktı. Zaten BF isteniyor benden. Cevap 12 oldu. 5. soru Akçay oldu. Geldik 6'ya. Açı ortaylar nasıl kesişiyor? Dik ve orta taban üzerinde. Bunlar paralel ya. Bunun devamı da orta taban çizgisi olmak zorunda. Hatta eşit eşit. Hatta burası da eşit eşit olmak zorunda. Evet 7 var, 9 var ve 4 var. Orta tabandan dolayı ben şurayı bulabilirim. 9 artı 7. 9 artı 7 16 bölü 2'den burası 8 yapar. 8 ise 4'ü buradaysa buraya 4 kaldı. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturdu. O zaman burası da 4, burası da 4. CD isteniliyor bizden. Cevap 8 çıkar. Yani 6. soru Denizli oldu. Geldik 7'ye. Şimdi burada formül var. Aslında h diyecek olursak h kare 9 çarpı 4'e eşit deyip formülden bulabilirsin. 1, 2, köşegenler dik kestiği için şöyle paraya kenar çizip burada yöndeşlikten 90 oldu. Dikten dik çizildi. Öklit bağıntısını uygulayabilirsin. H kare eşittir 4 çarpı 9. Oradan geliyor gördüğünüz üzere. İkincisi bu. Üçüncüsü de arkadaşlar 90'lar havada uçuşuyor. Ben şu h'ı bulursam öncelikle x'i sona bulabilirim. 90'lar havada uçuşuyorsa alfa beta'ya dalabiliriz. Çünkü öklit de var ama öklit HPK olmadığı için ya da burada HPK olmadığı için öklit uygulayamıyoruz. Alfa beta'ya dalalım. Alfa 90 beta. Burası alfa. Burası da beta mı oldu? 90 olduğundan dolayı. Evet. Şimdi kenarları belli olan üçgenlerde benzerlik yapacağız. Hocam şuradaki üçgende kenarları belli olan bir kenar var. Yani tutulu şuna seçmeyiz ama şurası evet haşa 4. Bir de nerede var? Hocam bir de şurada var. Alfanın karşısı 4'ün. Alfanın karşısı burada haşa oranı eşittir. Burada betanın karşısı haş bölü. Buradaki betanın karşısı 9 oranı. Haş kare eşittir 36'dan haşı buradan 6 buluruz. Evet haş 6 ve benden x isteniyor. Arkadaş x'e ait bir dik üçgen oluşturacağız onu. Hop şöyle bir dikdörtgen oluşturursak yamukta dik yamukta yaptığımız en çok dik yamukta yaptığımız en dik yamukta yaptığımız en çok hamle bu değil mi? Evet dik yamukta en çok yaptığımız hamle bu değil mi daha doğrusu? 4 ise 4. Buraya ne kaldı? 5. 6 ise 6. Pisagor. X kare eşittir 5'in karesi artı 6'nın karesi. Bu arada Pisagor demişken Pisagor'dan 7-800 yıl önce bulunmuş Pisagor bağıntısı haberiniz olsun. Ben de yeni öğrendim. Yeni çıktı. Yeni bir tablette çıktı çünkü. Evet tablet derken bu tablet değil. Eski kirli şeylere tablet diyoruz ya. Taşlara yazılmış şeylere. Neyse. X kare eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesinden 25 artı 36 geldi. Yani buradan 61 geldi. 61'i gören Trabzonlular hemen heyecanlanıyor. Buradan Trabzonlulara selamlar. Yani 7. soru Edremit oldu. Geldik 8'e. Şimdi ikizkenar yamuk verilmiş. Hocam ya köşegen çizeceğiz ya şu dikmeler değil mi bizim için önemli olan. BC'yi zaten 13 vermiş. O zaman şuradaki dikmeyi de çizecek olursak. Hop çizdik dikmeyi. Bu dikmeyi çizdiğimizde ne oluyor? Hocam şu parçayla şu parça eşit. Burası 5 ise burası 5. Tamamı 13 olduğundan 13'ten 5 8. Bunlara da 4. 4 kaldı 2'ye böldüğümüz zaman. DE uzunluğu isteniyor bizden. DE. Arkadaş H isteniyor. Buradaki yükseklik buradaki yüksekliğe eşit. Burada da dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı var. Şuradaki üçgende. Yani h kare eşittir. 4 çarpı 9. O zaman 4 çarpı 9'u kullanacak olursak yazamadım be. 4 kere 9 36. H da buradan ne çıkar o zaman? 6 çıkar. Evet cevap Akçay oldu. 8. soruda. Geldik 9'a. ABCD yamuk AB'ye eşkenar üçgenmiş. AB'ye eşkenar üçgen olduğunu gösterelim. 60 60 60'ı gösterdik ve buraları da 14 14'ü gösterdik. Sonra bu bir ikizkenar üçgen verilmiş. Arkadaş ikizkenar üçgen olduğu için tabanda mevcut olduğundan insan olan tabanına ait yüksekliği çizmez mi? Çizer. Hocam burası 5, burası da 5 oldu. Bu eşkenar üçgenden dolayı da ben burada aslında bir yükseklik çizebilirim. Yükseklik çizdiğim zaman da burası da 7, burası da 7 oldu. Ve şuraya bakar mısın? 11 mi? 12. 7, 5 daha 12. Dikdörtgenden dolayı üst tarafta 12 oldu. Alan isteniyor. Alt taban artı üst taban. Yani alt taban kaç? 24 artı üst taban kaç? 36. Alt taban artı üst taban 36. Çarp yükseklik yüksekliği bulacağız. Yüksekliği bulurum ben. Şu eşkenar üçgenin yüksekliği değil mi aynı zamanda? 30 karşı 7 ise burası 7 kök 3. 7 kök 3 bir de bölü 2 bana alanı verir. Yani 18 çarpı 7 kök 3. 7 kere 8 56. 7 kere 1 7. 126 kök 3 mü yapıyor cevap? Evet cevap Akçay oldu 9. soruda. Geldik ona. ABCD yamuğu biçimindeki bahçenin alanı EF ile iki kısma ayrılmıştır. DE uzunluğu 4 ve AF uzunluğu 8 verilmiş. Ali Bey uzunluğu da 26 verilmiş. 26 verilmişse eğer bunun tamamı buraya kaç kaldı? 18 kaldı. Alanlardaki oran da 1'e 2 verilmiş. Yani burada kalan A iken burada kalan 2A verilmiş.
Hocam bu iki yamukta yüksekler aynı değil mi? Aynı. Yani sen buradan da bir yükseklik çizsen burası da h. Buradan da bir yükseklik çizsen burası da h. Yüksekleri aynı olduğu için alt taban artı üst tabanlarıyla doğru orantılıdır diyebiliriz. Ya da hiç öyle gitmeyelim. Şimdi alan BCF'yi yazalım istersen. Alt taban artı üst taban. Yani 18 artı x çarp yükseklik. Yükseklik de h. Bölü 2 eşitmiş. 2 tane alan ADF. Şu alan alt taban artı üst taban. Yani 8 artı 4 çarp yükseklik h bölü 2. H bölü 2'ler gidiyor bak. Gördün mü? Gerçekten alanlar alt taban artı üst tabanlarıyla doğru orantılı. Eğer yüksekleri aynı olan iki yamuk görürsek. Buradan ne geldi? 18 artı x eşittir. Burası 12, 24 yapar. Ve x de buradan kaç gelir? 6 gelir. Yani cevap böylelikle Denizli bulduk. 10. soruda geldik 11'e. Oo, alan dağıtma. Ve şu orta nokta var mı? Var. Allah Allah Allah. İşte şunu hemen oluştururum. Bu alan tüm alanın nesiydi arkadaşım? Yarısıydı. Evet, buna dikkat. Büyük ihtimal onu yapacağız. Mavi boyalı bölgenin alanı 6 verilmiş. Kırmızı boyalı bölgenin alanı 9 verilmiş. Burası 9. Şimdi mavi boyalı bölgenin alanı da 6 verilmiş. Ben buraya bir A dersem burası 6 eksi A yapmaz mı? Yapar. Şimdi arkadaş, çift çizdeki alan 6 eksi A ise çift çizdeki alan 6 eksi A değil midir? Evet. Şimdi dikkat et. Şu alan tüm alanın nesidir arkadaşım? Yarısıdır. Değil mi? Evet. Bu alan tüm alanın yarısıysa, yani şu alan yamuk alanın yarısı. Çünkü yamukta bu kenarın orta noktasına gelirsen bu alan tüm alanın yarısı. Hatta geri kalanlar da yarısı değil mi? Evet. Madem bu alan tüm alanın yarısı, geri kalanlar da yarısı. Yani burası 12-2A. Geri kalanlar da A ve 9 değil mi? A artı 9'a eşit olmak zorunda. Buradan kaç? 3A eşittir. 3 geldi. A'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 1 bulduk. Sarı boyalı bölgenin alanı A yerine 1 yazarsan sen sarı boyalı bölgeyi de 5 bulursun. Yani cevap böylelikle Ceyhan çıkar. Güzel bir soruydu. Ve böylelikle test 3'ü de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.